Mehmet Şeker yazarlıkta 50 yıl. Konya'da Türkiye Yazarlar Birliği kurucu başkanı Mehmet Doğan'ın yazarlıkta 50. yılı dolayısıyla bir panel düzenlendi. Kılıçarsan salonunda yapılan toplantıda TYB Konya Şubesi eski başkanlarından ve Konya Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Kürseoğlu, TYB eski genel başkanlarından ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç, yazar Fahri Tuna ile beraber Mehmet Doğan hakkında konuştuk. Oturumun moderatörlüğünü benden üstlendim. Eskiden olsa oturumu yönetme görevi denilirdi, şimdi biz de modaya uymuş olduk. Mekanın güzelliğinden bahsetmek gerekir. Şehrin meydanında eski usulde binalar yapılmış. Türk evi örneklerinden küçük bir mahalle oluşmuş. Bu binaları sivil toplum kuruluşlarına tahsis etmişler. Emeği geçenleri tebrik etmek bir vazife.'' Mehmet Türkiye'de en çok kullanılan isim. Soyadı olarak alınan isimler arasında Doğan da ilk sıralarda yer aldığına göre biri Mehmet Doğan diye seslense neredeyse her sokakta en az bir kişi dönüp bakar. Belki bu yüzden Mehmet Abi'mizin ismi başından D bulunmaktadır. Yanında noktasıyla beraber. Ancak bu D hangi ismin kısaltılmış halidir pek bilen yok. Durmuş, Derviş, Doktor ve diğer gibi yakıştırmalar yapılsa tahminler yürütülse de gerçek başka türlü. Ahmet Kösoğlu işte bu soru ifşa etti. Nurettin Topçu şöyle söyler genç Mehmet Doğan'a. Madem yazıların Hareket Dergisi'nde yayınlanacak isminizin başına D harfini koyalım devrimci anlamında. Devrimci Mehmet Doğan'ın dik duran bir insan olduğunu belirten Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç, D harfinin kendisi tarafından zaman zaman diğer anlamına da kullandığını belirttikten sonra şöyle dedi yazlığını bir tatil yeri olarak değil de denize bile girmeden yazılık olarak kullanıyor ve her yıl bir eser ortaya koyuyor. Dik duruşlu bir insan, eleştirel bakışı keskindir, eleştirilerini pervasızca yapabilir, kendisine gelebilecek zararları önemsemeden doğru bildiğini karşısında kim olursa olsun sözünü sakınmaz. Bu yüzden saygın bir insandır. Mehmet Doğan'ı bu yönleriyle örnek almak gerekir. Mevki ve makama önem vermez.'' O, makamını ve saygınlığını kendi kişiliğini elde etmiş rol model bir insandır. Yazarları ve şairleri de böyle görmek gerekir. Bana göre Batılılaşma İhaneti kitabı büyük Türkçe sözlükten daha önemlidir. Zor zamanda böyle bir eseri yazıp yayınlamak yürek ister. Mehmet Doğan'la birlikte çalıştım. Kendi yolunu kendi açan insan olarak tanımlayabilirim. Mehmet Akif ve Nurettin Topçu'yu unutturmamak için çok gayret etmiştir. Suçmacı Fahri Tuna, Batılılaşma ihanetinden Yeni Çıkan Söz Okyanusunda Yolculuk adlı kitabına kadar 40 kitap yazan önemli bir yazar olduğunu ifade ederek Mehmet Doğan'ı şöyle anlattı. Ağırbaşlıdır, kararlıdır, nettir, dik duruşludur, mücadelecidir ve korkusuzdur. Hayatının dört bölümü vardır. Ankara Kale, Anadolu, Rumeli ve Orta Asya bölümleri. Buraları adım adım takip eder. Ben ona yaşayan Google diyorum.'' yaşayan lügat diyorum, 72 saat çalışan adam diyorum ve Türkçenin en çok yakıştığı adam diyorum. Aynı isme sahip diğer kişilerden ayırmak için isminin başına gelen o tek harf zaman içinde farklı yorumlara da yol açtı. Bazıları eleştiri boyutunu aşmıştı. Burada anmasak da olur. Kendine sorulunca şöyle söyler. Deli Mehmet Doğan deyin. Deli demek zor değil ama deli verir bir yerde. Pek de yanlış sayılmaz.'' Tek başına koca bir Türkçe sözlük yazmaya girişmek ve bunu yıllar içinde sürekli geliştirmek biraz da deli olmayı gerektirir. Paneli dinlemeye gelen değerli misafirlere yazarın son kitabından armağan edildi. Sonrasında ve öncesinde ise şehri gezdik. Konya'nın her yıl biraz daha güzelleştiğini gördük. Hele bir Konya nüma yapılmış ki takdir etmemek insafsızlık olur. Sille'de çay kahve içmeden, Konya mutfağının eşsiz yemekleriyle tanışmadan dönmek olmaz.'' Biz bir de mahalle mektebine gittik orada. Mahalle mektebi Konya'da yayınlanan harika bir edebiyat dergisi. Abdullah Harmancı, Ulvi Kubilay Dündar ve diğer arkadaşlar ciddi bir emek veriyorlar. Çayda nefis. İbrahim Dıvarcı, Atilla Yaramış, Duran Çetin, Hayri Erten, Caner Arabacı, Hüzeyme Yeşim Koçak ve pek çok değerli arkadaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Hepsine teşekkür borçluyuz.